Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 15 Kasım 2015 Pazar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Paris'teki terör saldırılarının detayları netleşmeye başlarken saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları devam ederken G20 zirvesi için Antalya'da bir araya gelen liderler ölenler için saygı duruşunda bulundu. Bu arada hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Obama ile bir araya geldi. Gündemde Paris saldırıları vardı. G20 zirvesi sürerken Türkiye'nin Çin'den almayı planladığı 4 milyar dolar değerindeki uzun menzilli füze sistemi ihalesinin iptal edildiği ortaya çıktı. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türk milleti adına büyük zafer kazanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yarın Çin'e gidecek. Ve İstanbul'da bugün bir yandan trafik çilesi, bir yandan da Boğaz Köprüsü'nde sefa vardı. Vodafone 37. Uluslararası İstanbul Maratonu bugün koşuldu. Gündeme damgasını vuran bir başka gelişme ise TGB'nin Antalya'daki eylemi oldu. Ana haber bültenimize G20 zirvesiyle başlıyoruz. Antalya'daki kırmızı güvenlik bölgeleri, hangi liderin kaç kişiyle ve nasıl geleceği ve her sene olduğu gibi G20'ye karşı hazırlanan protestolar. Öncesinde bu tartışmalarla gündeme gelen G20 zirvesi Antalya Belek'te başladı. Türkiye'ye gelen dünya liderlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Zirvenin açılış konuşmasını da o yaptı. Erdoğan'ın ilk sözü, uluslararası toplum terör ve Suriye krizinde iyi bir sınav vermedi demek oldu. Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler. Dışarıda protestolar, içeride aile fotoğrafı veren dünya liderleri. Obama, Putin, Xi Jinping, Merkel, Cameron ve diğerleri. Türkiye'nin dönem başkanlığında Antalya Belek'te düzenlenen G20 zirvesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açış konuşmasıyla başladı. Taziyelerimi... Sonra sıra Belek'e gelen liderlerin karşılanmasına geldi. Erdoğan ilk olarak Amerika Başkanı Barack Obama'yı karşıladı ve ikili bir saat süreyle görüştü. Bu kritik görüşmenin ardından Erdoğan liderleri karşılamaya devam etti. Liderler ana oturuma geçmeden önce aile fotoğrafı için poz verdi. İlk kez duracakları bölgede ülkelerinin bayrağı değil, isimleri yazılıydı. Obama ve Erdoğan yan yana durdu. Bu pozun ardından küresel ekonomi, büyüme stratejileri, istihdam ve yatırım stratejileri oturumuna geçildi. Buradaki açış konuşmasını da Erdoğan yaptı. Ancak öncesinde liderler Ankara ve Paris saldırılarında ölenler için bir dakika saygı duruşunda bulundu. Terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Erdoğan ilk olarak terör hepimiz için ortak tehdit mesajını verdi. Uluslararası topluma yönelik de eleştirileri vardı. Terörizm hepimizin barış ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye olarak terörle mücadeleye ilişkin işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılığımızın daha güçlü bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zirvenin bu akşamki programında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderler ve eşleri onuruna bir resepsiyonu var. G20 yarında dayanıklılığın artırılması başlıklı oturumla devam edecek. G20 zirvesinin ilk görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Barack Obama arasında yapıldı. Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında IŞİD'le mücadele vurgusu öne çıktı. Amerika Başkanı Barack Obama sabahın erken saatlerinde G20 zirvesinin yapıldığı Antalya'ya indi. Zirvenin yapılacağı otelde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. İkili daha sonra bir saat süren bir görüşme yaptı. Bildiğiniz gibi terörün dini, ırkı, milleti, vatanı yoktur. Ve Fransa'da, Paris'tekinde de yine aynen Ankara'da olduğu gibi, Gaziantep'te olduğu gibi, Suruç'ta, Diyarbakır'da olduğu gibi kolektif bir terörle karşı karşıya kaldık. Back on the civilized world.
Ankara'daki saldırıda olduğu gibi Fransa'daki saldırıda masum insanları hedef alan bu saldırılar sadece Fransa'ya, sadece Türkiye'ye değil bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılardır. Toplantının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İlk konuşmayı yapan Erdoğan, G20'den uluslararası terörizmle mücadeleye ilişkin ortak bir mesajın çıkacağına inandığını belirtti. Dünyadaki uluslararası terörizme yönelik tavrımız G20 zirvesinden çok keskin ifadelerle inanıyorum ki karşılığını bulacaktır. Sayın Obama'yla Suriye'de IŞİD'le olan mücadeleyi ele alma imkanımız oldu diyen Erdoğan, Amerika'yla ortaklığa vurgu yaptı. Model ortaklar olarak, stratejik ortak olarak bundan sonraki süreçte de dayanışmamızı dünya barışına bir katkıda bulunmak için kararlılıkla devam ettireceğiz. Amerika Başkanı Obama da Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye, Irak ve Suriye'de DAEŞ veya IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir koalisyon ortağı olmuştur. Bir NATO müttefiki olarak Suriye'deki bu felaket ortamını gidermek üzere önemli bir ortak olmaya devam etmektedir. Türkiye ile Suriye sınırında IŞİD tehdidiyle nasıl başa çıkabileceğimizi görüştük. Türkiye'nin barındırdığı 2 milyon mülteciye dikkat çeken Obama bu soruna çözümü konuştuklarını kaydetti. Türkiye halkı çoğu Suriye ve Irak'tan olmak üzere yaklaşık 2 milyon mülteciyi barındırmaktadır. Bu Amerika'da ağır bir yüktür. Bu krize yardım konusunda diğer ülkelerin neler yapabileceğinden bahsettik. Obama görüntülerde izlediğiniz gibi biraz gergin gözüküyordu. Peki ama nedeni neydi? İşte bu sorunun cevabıyla devam edelim. Obama G20 zirvesinin yapıldığı Antalya'da protestolarla karşılandı. Türkiye Gençlik Birliği Antalya'da Obama'ya meydan okudu. TGB üyeleri yasak kararını delerek G20 zirvesinin yapıldığı bölgedeki kırmızı alana girdi. 4 TGB'li gözaltına alındı. Bu sırada binlerce TGB'li de Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeydi. Türkiye Gençlik Birliği Antalya'da Obama'ya meydan okudu. Atatürk gençliği görev başında. Yurdun dört bir yanından gelen Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Antalya'da buluştu. Sözü kuruna da alkanlara boyandık. Dünyanın en büyük teröristini karşılıyoruz diyen TGB üyelerinin ilk girişimi G20 zirvesinin yapılacağı Belek'te oldu. G20 zirvesinin yapılacağı otellerin çevresindeki 40 kilometrelik alan girilmesi yasak, kırmızı bölge ilan edilmişti. TGB bu yasağı deldi, o alana girdi. Kırmızı hatta giren TGB üyeleri Yankee Go Home sloganı attı. 4 TGB'li gözaltına alınarak Serik Karakolu'na götürüldü. Yankee Go Home! Buraya da bak! Yankee Go Home! TGB'liler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Antalya kent merkezindeki buluşma alanı ise Büyükşehir Belediyesi önünde. Binlerce TGB üyesi Obama'ya meydan okudu. TGB'liler belediye önünde önce oyun oynadı. Hem de çuvalla Obama'ya mesaj verdi. Daha sonra yürüyüş düzenleyen TGB'lilere Antalyalılar da alkışlarla eşlik etti. Paris'te 129 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar dünyanın gündemine oturdu. Konser salonu saldıranlardan birinin Fransız vatandaşı olduğu belirlendi. Saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Saldırılarda ölen 103 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenler arasında Türk vatandaşı Elif Doğan da bulunuyor. Avrupa'yı şok eden Paris saldırılarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 89 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan konser salonunda yaşanan silahlı saldırının başlangıç anları amatör bir kamera tarafından kaydedildi. İzleyiciler silahları önce konserin bir parçası sandı. Ancak çok geçmeden gerçeği fark ettiler. Fransızlar geri atarak mermilerden korunmaya çalıştı.
Bu arada saldırganların kimlikleri de belli olmaya başladı. Fransız haber ajansı AFP'ye göre konser saldırısını düzenleyen 3 kişiden biri Paris doğumlu 29 yaşındaki Ömer İsmail Mustafa Ayı. Paris'in yoksul banyolarında doğan Mustafa Ayı'nın kimliği parmak izinden tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Amerikan CNN kanalından Türk pasaportu iddiası geldi. Canlı bombalardan ikisinin sahte Türk pasaportu taşıdığı öne sürüldü. Buna göre stat önünde ölen teröristlerden ilki Suriyeliydi. 2 Ekim'de Bodrum açıklarındaki Yunanistan'ın Leros adasına ulaşan sığınmacılar arasındaydı. Burada kendisine Ahmet El Muhammed adına bir acil durum pasaportu verildi. CNN'deki haberde bir başka teröristin üstünden de sahte Mısır pasaportu çıktığı iddia edildi. Saldırılar Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Euro 2016'yı da tehlikeye soktu. UEFA ve Fransa Federasyonu'nun alacağı karar merakla bekleniyor. Saldırılarda ölenlerin kimlik tespiti çalışmaları da sürüyor. Fransa Başbakanı Manuel Valls, ölen 129 kişiden 103'ünün kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor. Belçika'da yaşayan ancak Paris'te olduğu bilinen Elif Doğan hayatını kaybetti. Paris Büyükelçisi Hakkı Akil de Doğan'ın öldüğünü doğruladı. Elif'in İzmir'de yaşayan ailesi üzücü haberi internetten öğrendi. İnternetten öğrendik, kontrol ettik. Fransa'daki yayınlanan ölü sayısı isimlerinden oradan öğrenmiş olduk. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi Paris'teki saldırılarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Caferi, Fransa, Amerika, İran ve bazı ülkelerin terör saldırılarının hedefi olacağı bilgisini önceden aldıklarını ve bu ülkeleri uyardıklarını söyledi. Paris'teki terör saldırısı ile ilgili İran'dan da bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesut Cezayir'i, Fransızlar kendi devletlerinin IŞİD ve tekfiri teröristleri desteklemesinin bedelini ödedi dedi. Beyrut'taki saldırıları hatırlatan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da IŞİD vahşetine maruz kalan Lübnanlılar Fransız halkını anlıyor diye konuştu. Paris'te 129 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından İran ve Lübnan'dan önemli açıklamalar geldi. İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesut Cezayir'i, Fransızlar kendi devletlerinin IŞİD ve tekfiri teröristleri desteklemesinin bedelini ödedi dedi. İranlı general yazılı açıklamasında tekfiri terörizmi desteklemeyi sürdürmeleri halinde Batılılar Avrupa'nın diğer noktalarında da olağanüstü hal ilanını beklemeli değerlendirmesini yaptı. 11 Eylül saldırıları sonrası yapılan Afganistan ve Irak işgallerini hatırlatan Cezayir'i Paris'teki terör saldırısının Amerika ve Avrupalı müttefikleri tarafından suistimal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bir açıklamada Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan geldi. 41 kişinin öldüğü Beyrut'taki saldırıları hatırlatan Nasrallah, IŞİD vahşetine maruz kalan Lübnanlılar Fransız halkını anlıyor diye konuştu. Terör saldırıları Schengen vizesini tekrar gündeme getirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Schengen'in tehlikede olduğunu açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Paris saldırısı sonrası tartışılmaya başlayan Schengen vizesiyle ilgili konuştu. G20 zirvesinde Avrupa Birliği Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'la gazetecilerin sorularını yanıtlayan Juncker, Paris'te yapılan saldırıyı değerlendirdi. Saldırılar bütün evrensel değerlere yapılmıştır diyen Juncker, Avrupa'nın açık sınırları olan bir kıta olduğunu hatırlattı. Juncker, bir teröristin Yunan adalarından geçtiği iddialarının hatırlatılması üzerine Schengen tehlikede. Bu son olan olaylardan dolayı değil ama dış sınırlarda yeterince kontrol yapılmıyor. Avrupa Birliği'nde alınan önlemler Schengen'e uygun olarak yapılıyor ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu Başkanı, saldırılar sonrası Polonya ve Slovakya liderlerinin mülteci karşıtı açıklamalarını da eleştirdi. Bu arada hemen belirtelim, Paris'teki terör saldırısını düzenleyen zanlılardan biri hala kayıp. Fransız emniyeti bir IŞİD'linin peşinde her yerde aranıyor. IŞİD'e yönelik Türkiye'de de operasyon vardı. Terör örgütü IŞİD'e yönelik bir operasyonda Gaziantep'te yapıldı. Hücrefine düzenlenen operasyonda bir canlı bomba kendisini havaya uçurdu. 5 polis memurunun yaralandığı baskında
İki terörist canlı olarak yakalandı. Ölen canlı bombanın Ankara'daki saldırı düzenleyen canlı bombaları başkente götüren kişi olduğu belirlendi. Gaziantep'te polis ekipleri IŞİD'in hücre evine operasyon düzenledi. Terörle mücadele ekipleri Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgisi olduğu tespit edilen IŞİD militanlarını takibe aldı. Takip sonucunda IŞİD'in hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonu fark eden IŞİD militanı evin içindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Patlamanın şiddetiyle evin balkonunda çökme yaşandı. Balkondan bazı parçalar aşağıda bekleyen polislerin üzerine düştü. Evin içinde bulunan özel harekat polisleriyle aşağıda bekleyen toplam 4 polis yaralandı. Operasyonda bir IŞİD militanı öldü, 2 kadın canlı olarak yakalandı. Hücre evinde bir canlı bomba yeleği, 7 TNT kalıbı ve çok sayıda mühimmat bulundu. Başkentte de IŞİD'e yönelik operasyonlar vardı. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü IŞİD'e yönelik Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyona Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle özel harekat polisleri katıldı. Operasyon için geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözaltına alınan 7 zanlı sağlık kontrolünden geçirilerek sorgu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Türk Hava Yolları Mısır seferlerini 3. kez karşılıklı olarak iptal etti. Türk Hava Yolları daha önce 16 Kasım'a kadar yapılan sefer iptali süresini 30 Kasım'a kadar uzattı. Türk Hava Yolları İstanbul'la Mısır'ın Şarm el Şeyh şehri arasındaki tarifeli seferleri için aldığı iptal kararını uzattı. Rus Metrojet Hava Yolları'nın Şarm el Şeyh St. Petersburg uçağının IŞİD tarafından düşürüldüğü iddiaları üzerine Türk Hava Yolları da Mısır uçuşlarını durdurdu. Türk Hava Yolları daha önce güvenlik sorunları nedeniyle seferlerini önce 9 Kasım'a kadar iptal etmiş, daha sonra bu tarihi 16 Kasım'a kadar uzatmıştı. Resmi internet sitesinde yeni bir açıklama yayınlayan Türk Hava Yolları, sefer iptallerini 30 Kasım'a uzattığını duyurdu. Türk Hava Yolları kazadan sonra Mısır'ın gözde tatil yerlerinden biri olan Şarm el Şeyh'e gerçekleştireceği 10 uçak seferini iptal etmiş, bölgede bulunan yolcularını ise Amman üzerinden tahliye etmişti. G20 zirvesinin başladığı gün Türkiye, NATO ve Amerika'nın tepki gösterdiği Çin'den uzun menzilli füze sistemi alma kararından vazgeçti. Böylece 4 milyar dolar bütçeli en büyük savunma ihalesi iptal edilmiş oldu. Kararın hafta içinde alındığı, önümüzdeki günlerde de resmen açıklanacağı iddia edildi. G20 zirvesi Antalya'da devam ederken Türkiye'nin savunma alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Batı'nın tepki gösterdiği füze sistemi alma süreci sona erdi. Türkiye, Çin füzesi alma kararından vazgeçti. Türkiye, Çin'in rakiplerinden de füze almayacak. Nedeni ise iddiaya göre ihalenin tamamen iptal edilmesi. Türkiye, Çin'den 4 milyar dolar karşılığında füze alımı konusunda görüşmeler yapmıştı. 2 yıldır devam eden satın alma aşamasına NATO ve Amerika'dan yoğun itirazlar gelmişti. İtirazların ana gerekçesi Çin füze sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmayacağı yönündeydi. İddialara göre ihalenin iptal kararı Başbakan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın imzasıyla resmiyet kazanacak. CNN Türk'ün haberine göre resmi karar önümüzdeki hafta içinde açıklanacak. İptal gerekçesi Çin şirketiyle defalarca uzatılan görüşmelerin iyiden iyiye tıkanması olarak gösteriliyor. Bu stratejik kararın G20 zirvesine 2 gün kala Ankara'da alındığı ve gizli tutulduğu öne sürüldü. 2 yıldır süren görüşmelerde Türkiye teknoloji transferinde ısrar ediyor, Çin ise buna yanaşmıyordu. Çin'den füze alınmasına 2013 yılında Başbakan Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde karar verilmişti. 2 yıl süren görüşmelerde İtalya-Fransa ortaklığındaki Eurosam firması, SAMP-T füze savunma sistemiyle Amerikalı Raytheon Patriot PAC-3 füze sistemiyle ilgili tekliflerini defalarca yenilemişti. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacını karşılamak üzere Roketsan ve Aselsan'a görev vereceği belirtiliyor. Yapılacak çalışmayla dünyada başarılı olmuş bir sistemin teknolojik destekle, milli imkanlarla yerli olarak üretilmesi hedefleniyor.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek beraberindeki heyetle birlikte yarın Çin'e gidecek. Çin Komünist Partisi'nin daveti üzerine 5 günlük ziyaret gerçekleştireceklerini açıklayan Perinçek, Pekin ve Urumçi'de üst düzey görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. Vatan Partisi heyeti 16 Kasım Pazartesi günü Çin'e gidiyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda düzenlediği basın toplantısında Çin ziyaretine ilişkin bilgiler verdi. Çin ile Türkiye, Asya'nın batı ve doğu uçları Asya çağına girdi. Dünyamız ve Asya çağının yükselen ülkeleri, 21. yüzyılın yükselen ülkeleri Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet olacak ve Çin Halk Cumhuriyeti. Bunlar geleceğin dünyasının kuruluşunda büyük rolleri olan ülkeler. Avrasya ittifakını savunuyoruz. Bu konuda görüşmeler yapacağız. Çin Komünist Partisi'nin daveti üzerine gerçekleşecek olan ziyaret 5 gün sürecek. Görüşmelerde ana gündem maddeleri Çin-Türkiye ilişkileri, Orta Doğu ve Suriye'deki son durumla teröre karşı mücadele olacak. Hem partiler arası görüşmeler yapacağız hem de Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Fransa'da 129 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına da değinen Doğu Perinçek dayanışma mesajı verdi. Fransa'daki acı olaylar tabii Fransız halkının ve bütün insanlığın acılarını paylaşıyoruz. Orta Doğu'da IŞİD hep PKK'nın, PYD'nin önünü açan, ona Kürt koridoru kurmak için alan yaratan bir terör örgütü olarak rol oynadı. Ve şimdi de Fransa'da Fransa'yı Amerika politikalarına zorlayan bir takım eylemlerin sahibi olarak sahnede gözüküyor. Perinçek açıklamalarının ardından okurlarının kitaplarını imzaladı. Türk savaş uçakları PKK'nın Kandil'deki merkezine bir kez daha bomba yağdırdı. Gece saatlerinde yapılan harekatta terör örgütüne ait 44 hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri İran kuzeyindeki PKK'ya ait 44 hedefi vurdu. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre cumartesi gecesi İran kuzeyindeki Kandil kampı hedef alındı. Operasyon gece boyunca sürdü. Harekatı F-4E 2020 ve F-16'lar yürüttü. Havadan ihbar kontrol uçağı ve insansız hava araçları da jetlere destek verdi. Operasyonla PKK'nın Kandil'deki yeniden yapılanma çalışmaları engellendi. Türk savaş uçaklarının 22 Temmuz'dan bu yana vurduğu Kandil kampı büyük oranda tahrip edilmişti. PKK'lı teröristler Kandil'de bazı tesisleri tamir etmeye çalışıyordu. Türk uçakları tamir edilmek istenen barınak ve depoların bulunduğu 44 hedefi imha etti. Mardin'e uzanacağız. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Nusaybin'de silah sesleri yükseldi. PKK'lıların açtığı hendekleri kapatmaya çalışan güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği bir kadın öldü. Aralarında kadınların da olduğu, iki çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Sokağa çıkma yasağının ardından Mardin Nusaybin'de başlayan çatışmalar bugün de devam etti. İlçenin bazı bölgelerinden patlama sesleriyle beraber dumanlar yükseldi. Polis ekipleri bugün Yeni Turan Mahallesi ile Sakarya Caddesi'nden girerek hendek ve barikatları kapatmaya başladı. Hendeklerin kapatıldığı sırada PKK'lılar polisin üzerine el bombası attı. Patlamanın sonrasında polis ve teröristler arasındaki çatışma şiddetlendi. Çatışma sırasında bir kadın ve iki çocuğu yaralandı. Hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Nusaybin'de bugün yaşanan çatışmalarda toplam 4 vatandaş yaralandı. Polis, vatandaşları sık sık dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken bölgede operasyon devam ediyor. PYD, Kürt koridorunu tamamlamak için ele geçirmek istediği Cerablus'a yeni bir hamle yaptı. PYD kontrolündeki Fırat Nehri'nin doğu yakasından şehre doğru havan atışları yapıldı. Amerika'nın kara gücüm dediği PYD, Cerablus'a yönelik havan atışları düzenliyor.
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda PYD kontrolündeki Zor Mağara ve ziyaret köylerinden Cerablus'a doğru havan atışlarının yapıldığı belirtildi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre IŞİD'in kontrolündeki bu köylerden de PYD'ye yanıt verildi. Çatışma sonrasında iki bölgeden de dumanların yükseldiği görüldü. Bu gelişmeler üzerine Türkiye sınırında da hareketlilik yaşandı. Suriye tarafındaki gelişmeleri termal kameralarla izleyen hudut karakollarındaki askerler sınır hattındaki devriyelerini artırdı. Fırat Nehri'nin batısındaki IŞİD kontrolündeki Cerablus, PYD açısından stratejik öneme sahip. PYD bu şehri de ele geçirerek Afrin ve Tel Abyad kantonlarını bağlamak, böylece Kürt koridorunu tamamlamak istiyor. Bu plan kapsamında Cerablus'u zorlayan PYD'nin Fırat'ın batısına yönelik adımları ise Türkiye için kırmızı çizgi sayılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri geçen haftalarda Fırat'ın batısına geçmek isteyen iki PYD botunu vurmuştu. Daha sonra da Amerika'nın PYD'ye havadan gönderdiği silah ve mühimmatlar Ankara tarafından kabul edilemez bulunmuştu. Gülen cemaatinin Samanyolu Yayın Grubu'na ait televizyon kanalları ve radyoları gece yarısı itibariyle TürkSat uydusundan çıkarıldı. Samanyolu grubunun kanalları Dijitürk, Kablo TV ve Tele Dünya'dan da çıkarılmıştı. Bu olumsuz şeylerin üzerine giden... Kırmızı bültenle aranan Fethullah Gülen'in baş şüphelisi olduğu Fethullah terör örgütü soruşturması sürerken cemaate ait televizyon kanalları uydudan çıkarıldı. TürkSat, Samanyolu Yayın Grubu'yla sözleşmesini yenilemedi. Medya grubuna daha önce tebliğ edilen karar doğrultusunda Samanyolu TV, Avrupa Ebru TV, Mehtap TV, Samanyolu Haber TV, Yumurcak TV, Dünya TV, MC TV, Samanyolu Afrika TV, Tuna Shopping TV, Burç FM, Samanyolu Haber Radyo, Radyo Mehtap ve Radyo Cihan Gece Yarısı uydudan çıkarıldı. Cemaat üyelerinin sık izlediği Samanyolu Haber'in Türkiye ile birlikte Avrupa ve Afrika yayınları da sona ermiş oldu. Kararın iptali için yargıya başvuran Samanyolu yöneticilerinin Ankara'daki medya grubu binasını 6,5 milyon dolara sattığı iddia edilmişti. Samanyolu grubunun kanalları Dijitürk, Kablo TV ve Tele Dünya'dan da çıkarılmıştı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İzmir'de yapılan casusluk kumpası ile ilgili harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurulduğu gerekçesiyle soruşturma yürüten dönemin hakim ve savcıları hakkında inceleme başlatıldı. İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan casusluk kumpasında polislerden sonra sıra hakim ve savcılara geldi. Soruşturmada görev alan hakim ve savcılar hakkında inceleme başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu casusluk kumpasıyla hedef alınan 43 askerin suç duyurusunu dikkate aldı. Usulsüz dinleme kararlarına imza atan hakim ve savcılarla davanın görüldüğü eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi hakim ve savcıları hakkında inceleme başlattı. TSK'ya yapılan suç duyurusunda kumpasta görev alan hakim ve savcıların komplo kurarak TSK'yı hedef aldığı, dijital verilere eklemeler yapılarak sahte deliller üretildiği vurgulandı. Askeri belge ve devlet sırrı niteliği taşıyan belgeleri açık ettiği belirtilen kumpas hakimleri ve savcılarının casusluk suçundan soruşturulması talep edildi. Suç duyurusunu inceleyen HSYK, kumpasta görev alan hakim ve savcılar hakkında inceleme başlattı. İnceleme ile ilgili kararın gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Gözaltındaki türbanlı kadınlara kelepçe takılmasıyla gündeme gelen Manisa'daki F tipi terör örgütü soruşturmasına eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan tepki geldi. Arınç, şüpheli isimlerin suçsuzluğuna kefil olduğunu açıkladı. Arınç, soruşturma yürüten savcıları da aklınızı başınıza alın diyerek açıktan tehdit etti. Ve bunu yanlış buldum. Çünkü ismi geçen şahıslar Manisa'da maruf insanlardı. Ben bunları daha önce temsil ettikleri kurumlar itibariyle tanıyorum. Bazılarıyla siyasette de arkadaşlık yaptık. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu sözleri Manisa'da F tipi terör örgütü soruşturmasında gözaltına alınanlar için kullandı. Arınç daha da ileriye giderek soruşturmayı yürüten savcılara hedef aldı. Ben de hayretle düşünüyorum bu insanlar ne suçu işlemiş olabilir diye. Eğer bugün paralel devlet yapılanması diye veya paralelci olmakla suçlanan bir eylemin içindelerse peki ne yapmışlar? Suç unsurları yorum yoluyla bulunamaz. Dolayısıyla elde tutulan bir maddi delil olmadıkça, bir emare olmadıkça ben bunlardan şüpheleniyorum. Bunlar olsa olsa
Fethullahçı terör örgütünün destekçileridir diyerek hiç kimse yorum yapıp bir suç delili ortaya koyamaz. Herkes aklına başına alsın. Arınç gözaltına alınan isimlere kefil olduğunu söyledi. İş yerlerinin basılıp aranmasının hukuka aykırı olduğunu söyledim. Ve bu insanlar adeta hükümete düşman edinmek isteniyor. Hiç kimse yorum yapıp bir suç delili ortaya koyamaz. Herkes aklına başına alsın. Buradan giden başka bir yerden döner, Bağdat'a gitmeye bile hacet kalmaz. Burada verilen yanlış bir karar emin olun Turgutlu'dan döner. Aynı Arınç, Ergenekon kumpasları sırasında gazetecilerin suç işleme imtiyazı olmadığına göre sıfatı gazeteci ise her şeyi yapabilir, ondan hesap sorulamaz diye bir kural da olmadığına göre yargıya güvenmek zorundayız demişti. Ve İstanbul'daki maratona geçiyoruz. Vodafone 37. İstanbul Maratonu tamamlandı bu yıl. Kadına şiddete dur de sloganıyla düzenlenen maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Chelimo, kadınlardaysa Etiyopyalı atlet Gobena kazandı. İstanbulluların bir kısmı trafik çilesi, bir kısmı ise Boğaziçi Köprüsü'nü yürüyerek geçmenin keyfini yaşadı. Türkiye'nin en büyük spor etkinliklerinden biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'nun 37.si tamamlandı. Kadına şiddete dur de sloganıyla gerçekleşen 42 kilometre 195 metrelik maratona 100 bini aşkın kişi katıldı. Maraton öncesi güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar polis kontrolünün ardından alana girdi. Koşu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın verdiği startla başladı. Süper! Hadi başarılar! Sevgili İstanbullular! Önce atletler, ardından on binler Boğaziçi Köprüsü'ne çıktı. Vatandaşlar da halk yürüyüşüyle Boğaziçi Köprüsü'nden yürüyerek geçmenin keyfini yaşadı. Kimi doğum gününü kutladı, kimi evlenme teklifi etti, kimi de piknik yaptı. Ailesiyle gelen de vardı, kınalı kuzusuyla gelen de. Renkli görüntülere sahne olan maratonda 1999 Gölcük depreminde iki bacağını kaybeden engelli sporcu Mustafa Çığcı da yerini aldı. Engelli arkadaşları ümit, yani hiçbir şekilde hayata soğumadan buraya çağırıyorum her sene olduğu gibi. Maratonun devam ettiği dakikalarda Boğaziçi Köprüsü'nde tatsız bir olay yaşandı. Maratona katılan bir kadının ayağı köprü demirlerine sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması 40 dakika sürdü. Boğaziçi Köprüsü'ndeki gişelerin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan maratonda atletler köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş, Karaköy, Eyüp, Unkapanı, Yenikapı ve Gülhane Parkı'nı geçerek Sultanahmet Meydanı'na vardı. Erkekler kategorisinde bitiş noktasına ilk varan Kenyalı atlet Elias Kambo Shilimu oldu. I feel so good. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum ancak yeterince konsantre olamadığımı düşünüyorum. Bir dahaki sefere daha iyi koşacağımı umuyorum. İstanbul'a ilk gelişim ve ilk defa bu maratonda koşuyorum. İstanbul halkına da ayrıca teşekkür ediyorum. Kadınlarda ise geçen yılın birincisi Etiyopyalı Ami Gubina ipi göğüsledi. Maratona 15 ve 10 kilometre yarışları için 120 farklı ülkeden 30 bine yakın sporcunun kayıt yaptırdığı açıklandı. İstanbul Maratonu'na katılan emekli Denizalbay Sencer Başat, iki kıta arasını kumpas şehitleri için koştu. Sencer'in üzerinde kumpas şehitlerinin resimlerinin basılı olduğu tişört vardı. Kumpas şehitleri Ali Tatar, Murat Özenalp, Berk Erden ve Cem Çakmak. Artık aramızda değiller ama anıları, silah arkadaşları emekli Denizalbay Sencer Başat'la birlikte İstanbul Maratonu'ndaydı. Başat 42 kilometrelik İstanbul Maratonu'nu kumpas şehitleri için koştu. İftiraya uğramış şehitler adına koştum. Onlar için ter döktüm. Ali Tatarlar için, Cem Amiraller için, Murat Özenalpler için iftiraya uğran bütün şehitlerimizin adına ter döktüm. Unutmayacağız demek için, barışmayacağız demek için ve affetmeyeceğiz demek için koştum. Haftalardır antrenman yaparak koşuya hazırlanan Başat'ın üzerinde kumpas şehitlerinin fotoğraflarının basıldığı tişört vardı. Balyoz kumpasında hedef alınan askerlerden biri olan Başat, barışmayacağız,
affetmeyeceğiz, unutmayacağız dedi. Kumpas şehitlerinin anısına İstanbul Avrasya Maratonu'nda koşan emekli Deniz Albay Sencer Başat, 27 Aralık'ta Ankara Atatürk koşusuna da katılacak. Meclis Genel Kurulu 26. dönemin açılışı için Salı günü toplanacak. İlk oturumda milletvekilleri yemin edecek. 18 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti kurma görevini Başbakan Davutoğlu'na vermesi, 28 Kasım'da ise yeni hükümet için güven oylaması yapılması bekleniyor. Kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından meclis takvimi işlemeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. dönemi 17 Kasım Salı günü milletvekillerinin genel kurulda yemin etmesiyle başlayacak. İlk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yönetecek. En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyeliği yapacak. Genel kurulda milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre and içecek. İlk yemini Baykal yapacak. Yemin töreninin ardından meclis başkanlığı seçimi için adaylık başvuruları alınacak. 22 Kasım'da da yeni meclis başkanı için gizli oylamayla seçim yapılacak. İlk iki oylamada 367, üçüncü oylamada ise 276 oy alan meclis başkanı seçilecek. 18 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor. Kabinenin açıklanmasıyla birlikte de yeni hükümet göreve başlayacak. Hükümet programı 23 Kasım'da mecliste okunacak. Hükümet programı üzerinde görüşmeler ise 26 Kasım'da başlayacak. Yeni hükümet için güven oylamasının 28 Kasım'da yapılması bekleniyor. Hükümetin kurulmasının ardından ilk iş geçici bütçe olacak. Geçici bütçe Aralık ayında Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerse genel kurulda da kabul edildikten sonra kanunlaşacak. Ana haber bültenimizin başında G20 zirvesi var dedik. G20 zirvesinden önce B20 zirvesi vardı. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç önemli açıklamalar yaptı o zirvede. Eşitsizliği gidermek için kapitalizmin ortadan kalkması gerek diyen Ali Koç, insanlar sıtmadan ölürken siz parayı kelleye harcarsanız olumsuzluklar kaçınılmaz olur ifadelerini kullandı. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç, terör olaylarının çözümü için kapitalizmin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. G20 zirvesi öncesi iş dünyası dün Antalya'da B20 toplantısında buluştu. B20 İstihdam Görev Gücü Koordinatör Başkanı Ali Koç, sorunların kaynağının eşitsizlik olduğuna vurgu yaptı. Ali Koç, eşitsizliği gidermek için kapitalizmin ortadan kalkması gerek, gerçek sorun kapitalizmdir dedi. Koç, 100 bin dolarla sıtmayla mücadele edebilirsiniz. İnsanları öldüren sıtmaya karşı mücadele, saç dökülmesine karşı mücadeleden daha zayıf kalıyor. Eğer bunu görmezseniz, olumsuz şeyler kaçınılmaz olacak diye konuştu. Küreselleşmenin insan tarafı olmadığını belirten Koç, 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük göç dalgasının yaşandığını ve 60 milyon insanın evini terk ettiğini anımsattı. Et fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Üretilen kırmızı et miktarı 2015 yılının ilk 9 ayında 850 bin tonu geçti. Ancak et fiyatları aynı dönemde 7 lira zamlandı. Kuzu etinin kilosu 45 liraya yaklaştı. Hal böyle olunca vatandaşlar eti bayramdan bayrama görür oldu. Kasabın yolunu bilmiyorum. Yani marketten yoluna bilmiyorum. Türkiye'de kırmızı et üretimi arttı. Ancak et fiyatları ucuzlamadı, daha da pahalılandı. Yani bayramdan bayrama emeklendik de. 2015'in ilk 9 ayında 852 bin ton et üretildi. Geçen yıl aynı dönemde üretim miktarı 606 bin tondu. Üretimin artmasına rağmen et fiyatları düşmedi. En son ne zaman et yemeği yiyebiliriz rahatlıkla? Vallahi hiç bilmiyorum ne zaman yiyeceğim. Ben hiç yemedim hiç. Ocak ayında kuzu etinin kilosu 38 lira, dana etinin kilosu 33 liradan satılıyordu. Kasım ayında kuzu eti 44 liraya, dana eti 40 liraya ulaştı. Yurttaş et fiyatlarındaki artışlardan şikayetçi. Eti ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Bayramdan bayram anca maalesef. Öyle bir yurtta yaşıyoruz. Bizi yöneten insanlara sormak lazım. Yani biz söylediğimiz zaman bazı şeyler suç oluyor. İnşaat sektöründeki borçluluk son 2 yılda 2 kat arttı. Eylül 2015 itibariyle sektörün bankalar olan borcunun 110 milyar liraya ulaştığı belirtildi. İnşaat şirketlerinin borç krizi 240 alt sektörü de olumsuz etkileyebilir.
İnşaat firmalarının bankalara ödenmemiş borcu 110 milyar liraya çıktı. Araştırma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun. Sektörün 2013 Eylül'ünde borcu 64 milyardı. Pek çok inşaat şirketinin borç batağında olduğu ve bu durumun 240 alt sektörü de vurduğu belirtiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre inşaat sektöründeki borçluluk son 2 yılda 2'ye katlandı. Büyük firmaların bile bankalara karşı borcunu ödeyemediği belirtiliyor. Sektörün bankalara olan ödenmemiş borcundaki artış inşaat şirketlerindeki krize işaret ediyor. Türkiye'nin tarım alanları 13 yılda 3,5 milyon hektar azaldı. Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Profesör Doktor Melahat Avcı Birsin, tarımda yaşanan daralmaya dikkat çekti, çarpıcı rakamlar verdi. Profesör Doktor Numan Akman da Türkiye İstatistik Kurumu'nun hayvancılıkta yaşanan daralmayı istatistiklere yansıtmadığını söyledi. Türkiye'deki tarım ve hayvancılığın geleceği 21. yüzyılda toprak, tarım ve gıda konulu sempozyumda masaya yatırıldı. 1 milyon 250 bin dolar gibi bir rakama Türkiye çocuklarını besleyebiliyor, bir beslenme desteği. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen sempozyumda uzmanlar son 15 yılın tarım ve hayvancılık raporlarını değerlendirdi. Bu ülkenin iklim, toprak ve topografyası, bitki çeşitliliği şu anda var olan potansiyelin çok daha üstünü çıkarabilecek durumda. Sempozyumda konuşan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Melahat Avcı Birsin, tarımda yaşanan daralmaya dikkat çekti. Yıllarda ilgili alanlar 18 milyon hektar iken 2014'de geldiğimizde 15.4 milyon hektara gerilemiş. Bu ekili alanlar daha çok tarla tarımının, tarla bitkilerinin üretiminin yapıldığı alanlar. Birsin, çiftçilerin endüstriyel tarımdan vazgeçtiğini söyledi. Pamuk tarımı yapıyoruz ama maliyeti çok yüksek, girdileri çok yüksek çünkü ve bu yüksek girdilerle üretici ve sanayici baş edemediği için tekstil ham maddelerini dışarıdan getirmek durumunda kalıyor. Profesör Doktor Numan Akman da hayvancılıkta yaşanan sıkıntıların çocuklar üzerindeki etkisine değindi. Ülkelerin hayvansal protein üretimleri arasındaki farklılık çocukların başarılarının farklılığının %40'ını açıklayabiliyor. Daha fazlasını açıklayabiliyor. Bir de böyle bir aşmazımız var. Yetersiz besleniyoruz. Bu başka alanlara da yansıyor. Akman, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı raporların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Hayvan sayısının artmasıyla et üretiminin artması paralel gidiyor. Bu ikisi mümkün değil. Çünkü kesmiyorsanız et üretemezsiniz. Kesiyorsanız sayı azalır. İthalat çok büyük bir rakam değil. Eğer ithalat rakamları doğruysa tabii yani. AKP hükümetinin işçi ve memur maaşları için uygulamaya koyduğu gelir vergisi düzenlemesi işçi ve memurları aylık 140 lira zarara uğrattı. Bağımsız Bürosen Genel Başkanı Remzi Kızılkaya gelir vergisinin %15'te sabitlenmesini istedi. Selamünaleyküm. AKP hükümetinin Temmuz ayında uygulamaya koyduğu vergi düzenlemesi işçi ve memurları aylık 140 lira zarara uğrattı. Nedeni ise üst sınırdan alınan %15'lik verginin %20 oranına çıkarılması. 2014 yılında gelir vergisi üst sınırı 11 bin lira olarak uygulanıyordu. 2015 yılı için bu rakam yalnızca 12 bin liraya çıkarıldı. Bu rakamlara göre aylık 2200 lira maaş alan bir memur, Temmuz ayından bu yana bir üst vergi dilimine geçti. Yani maaşından %20 oranında gelir vergisi kesilmeye başlandı. Bağımsız Bürosen Genel Başkanı Remzi Kızılkaya, %5'lik farkın ayda ortalama 140 liraya denk geldiğini belirtti. Kızılkaya, memur ve askeri ücretlilerden kesilen aylık gelir vergisi oranının %15'te sabitlenmesini istedi. Dünyanın en lüks otellerinden olan geçtiğimiz hafta Halkbank'a icradan satılan Mardan Palace ihalesine usulsüz yapıldığı gerekçesiyle iptal davası açıldı. Dava süresince büyük alacaklı olan Garanti Bankası'nın 207 milyon lirası bir hesapta bekletilecek. Antalya'da borçlarından dolayı Halk Bankası'na icra yoluyla satılan Mardan Palace Otel'in ihalesinin iptali için dava açıldı. Tesis 1.4 milyar dolara inşa edilip borçlarından dolayı ihaleye tek başına giren Halk Bankası'na 360 milyon liraya satılmıştı. İptal davasında Mardan Palace Otel'in ihalesinin usulüne uygun yapılmadığı belirtildi.
Oteli inşa eden ve alacaklı firmalardan olan Güçlü İnşaat, ihalenin feshi için başvuruda bulundu. Dava dilekçesinde satış ilanının usule uygun yapılmadığı, ihale saatine uyulmadığı ve alacaklıların oluru alınmadan ihalenin gerçekleştirildiği belirtildi. İptal davası nedeniyle Garanti Bankası'nın alacağına karşılık Halk Bankası tarafından yatırılan 207 milyon lira hesapta bekletilecek. Feshi için ortaya konulan gerekçeler doğru çıkarsa ihale iptal edilecek. Aksi durumda ihalenin feshini talep eden firma satış bedelinin %10'u oranında yani 36 milyon lira ceza ödeyecek. Adana'da yaşayan Doğan ailesinin yürek burkan dramıyla devam ediyoruz. Ev sahibinin kendim oturacağım diyerek evden çıkardığı aile boş bir elektrik trafosunda yaşam mücadelesi veriyor. Oturdukları evden çıkarıldılar, şimdi boş bir trafoda yaşam mücadelesi veriyorlar. Adana'nın Güveyir ilçesinde yaşayan Doğan ailesi bir süre önce ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Yine şükür abi. Ev sahibi evde kendisinin oturacağını söyledi. Aile çaresiz yeni ev aradı ancak aylık kazancı 500 lira olan baba Doğan uygun bir ev bulamadı. Son çare bu boş elektrik trafosu oldu. Güreğir ilçesinde Adana Devlet Hastanesi'nin binası bir süre önce TOKİ'ye devredilerek yıkılmıştı. Yıkılan binanın trafosu boşaltıldı. Recai Doğan, eşi ve 5 çocuğuyla oturdukları evden çıkarılınca bu boş trafoya yerleşti. 7 kişilik Doğan ailesi bu trafoda yaşam mücadelesi veriyor. İşportacılar ve zabıtalar bu kez İstanbul Avcılar'da birbirine girdi. O anlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi. İstanbul Avcılar'da pilav satıcısına izin vermeyen zabıtalar ve satıcılar arasında kavga çıktı. Olay Şükrü Bey mahallesinde yaşandı. Zabıtalar sokakta pilav satan seyyar satıcının el arabasına el koymak istedi. Zabıtalar ve satıcılar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. O anlarsa amatör kamera tarafından kaydedildi. Cep telefonuyla olayı görüntüleyen vatandaş zabıtaya tepki gösterdi. Dakikalarca süren kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Yaşanan olayın ardından işportacıların tezgahları toplandı, kamyona yüklendi, depoya kaldırıldı. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı 750 yayıncının katıldığı fuarda usta yazarlar okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününe kitapseverlerin ilgisi büyük oldu. Hafta sonunu fırsat bilen kitapseverler havanın güzel olmasını da değerlendirip kitap standları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fuarda 91 yaşındaki usta yazar Talat Turhan da okurlarına kitaplarını imzaladı. Ülkede yaşananları, olanı biteni bize çok güzel öğretti Talat amca ve bizim nasıl Türk gençleri olmamız gerektiğini de bize çok güzel anlattı. Kendim bilinçli bir insan olarak hissediyorsam o Talat amcanın yazdığı kitaplar bana çok küçükken Karaca olan şiirlerini hediye etmişti bana da. Onları okumak ve Talat amcanın o kitaplarıyla birlikte bilmek bizim için tabii çok değerli oldu. Direniş adlı kitabı ile ilgili bilgi veren Turhan, vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Türkiye'de hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi falan böyle kavramlar asla yok. Bu kitap onu kanıtlamaya çalışıyor. Okumak yaşamaktır diyoruz. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldiğini de hatırlatıyoruz. Sevgili seyirciler, güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.